Merhabalar, yatırım ve finansla hoş geldiniz. Ben Talay Yoktaş. Arkadaşlar, şimdiden söyleyeyim mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü başını sonunu ortasına izledi. Yanlış düşünülerek e, kapılmanızı istemiyorum. Gerçekten her noktada bütün bir video. Ve aslında sizin 2024'teki borsa hayatınızı etkileyecek çok önemli bir video. Ne yazıyor başlıkta? Kimsenin bilmediği iki hisseri değil mi? Kimsenin bilmediği değil. Mutlaka birkaçınız biliyorsunuzdur veya birkaç bininiz biliyorsunuz Çünkü o milyonlarca borsa yatırımcısı var. Olay şu. Bizim daha önceden biliyorsunuz ki belli by set öyle bildik. Mesela ben her zaman şunu iddia ederim ki her kanalın aktarıcı YouTube'daki belli by set ölerde izleyicisi daha fazladır. Biz neyi bildik? Her zaman söylediğim şey yazılım sektörünü bildik. Ve yazılım sektörüne dünyanın parasını kazandık bakın. Hani yazıyoruz ya işte başlıkları %300, %400. Bazıları için bu özellikle yıllardır borç olan kişiler için böyle 10-15 yıldır bunlar çok saçma başlıklar gibi geliyor. İşte yüzde 300 400 oldu. Yani örneği var bu başlıkların yüzde 300 400 niye? Ki bu başlıklar genelde yazılım sene enerji hissine atılıyor. Dediğim bu artısı olabiliyor arkadaşlar. Artık devir değişti. Bunun sebebi ise özel dediğim 10-15 yıldır borçlu olanlar enflasyon az oldu olanlar işlem yaptılar. Enflasyon az olunca hissene artışları az oldu. Ayrıca günümüzde çoğu sektörde yurt dışından para akışı çok hızlandı. O yüzden artık genel borsa akışı sabit olsa da belli başlı hisselerde, belli başlı sektörlerde dönem dönem muazzam artışlar oluyor. De sizlere bakın mutlaka onu da izleyin bakın. Alım satım tarihlerini söyleyeceğim bu videoda. Onlara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Öncelikle bilişim yazılım sektörüne muazzam para izlandı ki oradaki çoğu hissemizi bildik. Böyle daha fazla arkadaşlar önemli bir hisse incelemek istiyorsanız sadece böyle niş hisseler, böyle setler incelemek istiyorsanız kanala abone unutmayın. Çünkü bu videoları istediğiniz anlarsan ben de çekiyorum. Şimdi ilk hissemize başlamadan önce arkadaşlar. Tüm paranızla bu hislere girmeyin. Çünkü çok kazanç bilinmeyen hisselerde yüksek risk potansiyeli vardır. Bunu da söylemek zorundayım. Öyle gireyim. Tüm paramla gireyim. Kazanayım. Sonuç şu soruyu sorarım. Herkese soruyor. Niye herkes bu hislere girmiyor arkadaşlar? Ben, en, ben de tüm paramla girmiyorum. Ben enayi miyim? Kendi e, yükselecek diye bulduğum hisseye tüm paramla girmiyorum. Net söylüyorum. Ben enayi miyim, niye gelmiyorum size söylüyorum. Arkadaşlar, bu hisselerde birazcık da risk var. Çünkü potansiyel arttıkça risk de artıyor. O yüzden millet kazanamıyor bu hisselerden mesela işte. Soru şu, insan niye 5 milyonla girip 20 milyon çıkmadı yazım hisselerinden? Veya mesela 50 milyonla girip nasıl onu 200-300 milyon yapmadı insanlar? Niye zengin olmadı insanlar? 1- Şirketlerin boyutu düşük, piyasalarda daha düşük, çok parayla giremiyorsun. O kadar dot dolaşıyor piyasadan. 2- Arkadaşlar, bu tür hisselerde risk daha fazla. Risk alanlarında ama kazandığı bir piyasa olabiliyor. Şunu göstermek istiyorum mesela, art grup bilişimde. Şu an riskli bölgede ama risk aldınız. Kimse benim videolarım var işte 19'dayken var, 5'teyken anlattım size. Her seviyede anlattım size. Burada 5 TL, 7 TL, 8 TL. Ama aslından hatır edemeyelim 18 TL civarı, bu TL civarı %300 kar. Muazzam, 3 katla çıkmış bir artış bir hissi arkadaşlar. Bunun birçok örneği var işte, linki var, o su var, bu su var. Bazen risk almak da iyidir. Risk alarak para kazanılıyor değil mi? Risk almadan. Ereğli alayım. Koç alayım. froto alayım. Çok bir yere gidemezsiniz. Bunu da söylüyorum. koç işte en olsa bile çoğu yavaş hisselerle çok büyük para kazanamazsınız. İlk sene başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk hissem de Turex. Turex Turizm Taşımacılık. Niye ben bu hisseyi seviyorum? Satışları iyi. Artı bir. Brüt karı iyi. Artı iki. Esas faaliyet karı falan yok. Net dönem her şey yeri. Yani gösteriyor burada. Muazzam artışlar var. Buradan notu aldım. Duran duran varlığı fazla finansal borç düşüyor artı az. Net borç düşüyor artı az. Burada bir muazzam düşüşler var. Öz kaynakları artıyor ayrıca fazla. Çarpanları makul seviyelerde öz kaynaklı alım daha fazla piyasaya düşük makul bir hisse. Çünkü bu sektörde bile gerçekten çok yüksek piyasaya sahip hisseler var. Örnek mi istiyorsunuz? Gösterelim şurada. Bakın. Lider 10 milyarlık bir hisse arkadaşlar. Burada Gürsel var 7 milyarlık, Eskar var 9 milyarlık. Yani Turex buradaki gerçekten en düşük serilen biri. Hatta en düşük ikinci diyebiliyorum bu sektördeki servis taşımacılığında. Ama ben Turex'in daha çok taşımacılık değil, daha yüksek potansiyelden turizm tarafında kaydını düşünüyorum. Orada yine en düşük şirketlerden aranırım. IC Small, e, Kuştur, Gürsel gibi hisseler bunun çok daha önde yani potansiyeli mevcut. Onun dışında arkadaşlar burada bakın burada ne var? Ne zaman alacağız, ne zaman satacağız. Çok önemli. Hemen açalım grafiğini. Buradan Turex'imize girelim. Ne yapacağız bu hisseden? Ben bu hisseden niye bahsediyorum? Bu hisseden arkadaşlar. Ocaktan beri. 2023 Ocaktan bakın. January yazıyor. Ocaktan bu yana. Sabit kalmış, stabil bir hisse. Öncesinde de Kasım gibi 13'ten 30'lara çıktı. Yani hisse artmayabiliyor. Hatta ilk halkaz olduğu dönemde de böyle beyaz çakıldığı dönem olmuştu. Bakın burada 13'ten halka arzı olduğu 20'lere çıktı ardından 9'lara gerilediğini görebiliyoruz. Sonra beğer bir sabit kaldı geri yükseldi Kasım e, gibi burada 2021 Kasım gibi geri düştü. Sonra burada geri yükseldi geri düştü yavaş yavaş yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor. Şu anda da güzel bir kar kazandık bunun hakkında bir videolarım var. Güzel kar kazandık bakın. Şimdi bile güzel bir para kazandık. Ama asla artış ne zaman ne zaman bekliyorsun asıl artışı yazın arkadaşlar. Benim buna ilgili birçok videom var yazın turizmle alakalı bakın ucundan turizmle alakalı tüm esirlerde güzel bir artış bekleniyor. Hem Antalya tarafına, Çeşme, İzmir, Mersin, Muğla taraflarına turist akını olması yıllardır. Ki bu sene rekor bekleniyor çünkü orası daha yabancıları tercih ettiği yerler, güzel memleketler. Ayrıca arkadaşlar, ayrıca doların artmasına biliyorsunuz çok fazla giriş var. Bununla beraber de Antalya özellikle e, uluslararası e, istatistiklerle beraber en çok yabancının geldi, en çok turistin geldi şeylerden biri oldu. Havacılık sektörü, turizm taşımacılık, turizm sektörlerinde güzel artışlar bekleniyor. Turex bunun artışa potansiyel hali. Daha ağır olarak da Türk Hava mesela orada muazzam güçlü bir sektör. Türk Haviyoları çok iyi bir hissedir. Ama Turex de bir o kadar iyi. Zaten bu turizm hisseleriyle ilgili ben bol bol video çekeceğim bakın. Yeni bizim sektörlerimizden biri. Sonra işte demedin demeyin. Aynı nasıl yazılımdan parayı vurduysak yazında turizm işlerinden parayı vurmayı düşünüyorum. Bu sektörde bakın. Nasıl siz yazılım için bu kanala geldiniz, izliyorsunuz. İleride bu kanalda arkadaşlar turizm için de geleceksiniz. Şimdiden yerinizi ayırtın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. video videoyu beğen, kanala abone ol bekliyorum. Bir de yorum yaparsan çok tatlı olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. İkinci hissemiz arkadaşlar yine güzel kar aldığımız ki, uzun süredir söylediğim bir hisse. Ne? O ki yatırım ortaklığı. Niye seviyorsun bu hisseyi? Arkadaşlar normalde ben yatırım ortaklığı şirketlerini sana net konuşalım. Özellikle GYO bakın. Yatırım ortaklığından çok ben GYO'dan nefret ederim. Ama her sektörün istisnası vardır. Mesela GYO'da gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında emlak konut az çok severiz. Sen güzel bir karı da bıraktım. Ama diğerlerine nefret ederim. Özellikle yeni halkarsı olanlardan bakın. Bir halkars GYO olsun. 3 kat artsın ben yine sevmem. 5 kadar stiğine sevdim. Geyiyor, çok riskli bir adamdır. OYAK tarafı ise, OYAK bir kere güçlü bir şirket. Çarpanları güzel, öz kanat iyi. Piyasa değeri ise bakın. Sevdiğim kısım burası. OYAK muazzam bir şirket. OYAK getirdim ortalama, çok iyi bir şirket değil bahsettiğimiz konu. Konu ne? Dönem varlıkları güzel. Net borcu eksi ve düşüyor. Öz kanat iyi. Buradaki çarpanları da güzel. Çarpanları güzel, net dönem karı güzel. Ama en güzel kısmı... bir. Dolaşım oranı gayet iyi %52.60. Ayrıca piyasa değeri de 1 milyar TL'nin altında. Yani bu şirkete az bir paraya girişi bile olduğunda hisse uçuyor gidiyor. Ya düşünün ya şirketin dönem parası arkadaşlar piyasada 360 milyon TL civarı para. 360 milyon TL para da İstanbul'da ev fiyatları. Daha çok daha pahalılar var İstanbul'da. Bundan 5 kat, 6 kat hatta 10 kat pahalı yerler neredeyse var. Dönem parayla ilgili piyasada Toplam değeri 640 milyar TL muazzam şirket. Temetü tarafında ise az temetü var ama önemli değil. Ben burayla ilgilenmiyorum. Aslında ilgilendiğim taraf şirketin güçlü olması, arkasının güçlü olması ve piyasanın makul olması diyebiliriz. Oya'ya baktığımızda ise arkadaşlar bakın burada ne olmuş Oya tarafında. Bu arada az sonra bu hisselerin çıkışın öneminden bahsedeceğim. Çünkü tutmayacağız bu hisseleri. Çıkacağımız yerler olacak. Bu hissede şunu anlıyoruz ki geçmişte artmayı biliyor bakın. Burada Jun'da arkadaşlar bakın e, Haziran gibi, Haziran'ın 22'si gibi. Hisse 10 TL'den 48'e arttı ki benim o zaman takip ettiğim hisse de çok güzel para kazandıran bir hisse ben o zamanlar. Sonra düştü burada 25 TL'ye düştü. Şu anda 30 TL civarına geldi. Güzel bir para bıraktı. Yine bu tarafta benim incelediğim bir hisseydi kendisi. De söylediğim bir hisseydi. Videosu var aslında çekmiştim. Burada 130 para bıraktı. Ki bakın şu için söylemiyorum. Ben söyledim çok iyi para bıraktı değil. Çok iyi para bırakmadı ama söylemiştim. Niye? Çünkü o zamandan beri potansiyeli sürüyor. 136 artış çok iyi bir artış değil. Endeks de %125 artış. Yani bu hal satacak bir konu değil. Ama arkadaşlar ben bunu niye beyaz videosunu çekiyorum ve ne, niye beyazdır artmıyor? Çünkü diyeceksin ki sen bunun videosunu arkadaşlar işte Haziran'ın başında attın, burada Aralık'ta attın veya mesela şuralarda attın, her yerde attın. Bakın bunun özelliği şu. Turex'te size net tarih verebiliyoruz. Yazın artış bekliyoruz diyoruz. OYAK tarafındayız arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Asıl artışı ben bakın, asıl artışı faiz indirmenin gelmesiyle Aralık, 2004 Aralık'ta çok büyük bir artış bekliyorum. Veya işte Mayıs gibi de gelebilir o artış. Yani Mayıs'ta bir artış, Aralık'ta bir artış. Ama asıl artışların 2024 Aralık, 2025 Ocak ayında olacağını düşünüyorum. Ve şunun artış veriyorum bakın. Bu hissede 4 kat, 5 kat bir artış görürseniz çıkın. Çünkü bakın nasıl hisse artabiliyorsa hızlı hızlı o kadar güzel çakalar bu hisse. Mis gibi çakalar bakın. Emin olun ondan. Bir bakmışsın tavan 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 gidiyor. Bir haftada %55 artıyor. Mesela en fazla o kadar artabiliyor. %100 artıyor 2-3 hafta içerisinde falan. Bir bakmışsın taban 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 tavan inmeye geri başlamış. O yüzden ya ben 5 kat diyeyim. 5 kat görürseniz bu hissi tarafında mutlaka elinizden çıkarın. Sonrası artsın. Üzülmeyin. Özellikle 5 kat tarafına bakın. Bollinger bant aralığında. 90'ın üzerine görürseniz direkt satın bakın. Bollinger band tarafından 90 çok önemli sektör. Niye? Bakın burada da satışın geldiği yerler 90 civarı. 90'la bakın. Hisse rekor fiyatlarını görmüş neredeyse. Ayrıca Mayıs 2020 tarafından da Bollinger band da 90 seviyesi bizim için çok değerli. Aynı şekilde bakın. Tesadüf mü sizce? Hayır. Burada Jenner 2021 yani Ocak 2021'de yine 90. Tesadüf mü? Hayır. Burada arkadaşlar Şubat 2020, Mart 2020 90 95 bölgesi. Burada Ağustos, Ağustos'ta bakın yani 90 bölgesi. Burada arkadaşlar 2018 Aralık'ta 90. Burada Ağustos 2018'de 90 bölgesi derken. Yani bu kanıtlanmış bir şey. Burada bu hisse de Bollinger 90 gördün zaman satın gitsin. Bollinger 90 bu hissenin düşüş sinyali. Ve yani çok bari teknik sunan bir hisse. Bollinger bandıyla. Bu hissi sadece Bollinger bandıyla incelesin diyor size. 90'ı gördüğün gibi sat gitsin sinyali alıyorsunuz. Çok da basit bir hisse. Şimdi ve Turex'e geri gelmek istiyorum. Bakın satış sinyalini verdik. Turex'e nasıl bir satış sinyali var? Çünkü o daha detaylı bir konu. Bir kere dedim, yazın çok güzel para girişi olacak. Bizim para girişi zaman. Şöyle notlar alayım size. Bu hissenin artışı arkadaşlar. Önce Mayıs gibi başlar düşünüyorum. Tahmindir. E, tavsiye içermez kesinlikle. Fiyatlamaya başlar. Haziran gibi artış gelir. Temmuz gibi artışa artış devam eder. Ağustos gibi yine devam eder. Ama Hala hava sıcak. Eylül'de giriyoruz biz denize. Antalya'da. İzmir taraflarında olsun. Didim'de Aydın taraflarında olsun. Hala gidiyoruz değil mi? Hayır arkadaşlar. Eylül gibi bu hisler yavaş yavaş düşmeye başlar. Eylül'ün sonu gibi, Ekim gibi. Hala hava sıcak olasılığına düşmeye başlar. Orada bence bu hislerin satış girebilir. Çünkü bir şeyler önceden fiyatlayan satışta önceden fiyatlar. Tahtacılar arkadaşlar dediğim gibi zeki insanlardır. Onlar salak değil. Ne yaparlar? Normal halk nasıl düşünüyor işte? Kış gelsin, yaz bitsin satarım bu hissi, güzel para bırakırım. Hayır, onlar da sizin gibi düşüneceği için arkadaşlar, tam tersini yaparak biraz önceden çıkarlar. Eylül'ün sonu, Ekim'in başı gibi bu hisseden çıkış için doğru tarihler olacaktır. Buna çok ama çok dikkat edin. Dediğim gibi, bu turizm sektör, bambaşka bir sektör, bununla ilgili çok video çekeceğim. Hatta bu hafta içinde en planlıyorum. İlerleyen tarihlerde bol bol videosunu çekeceğim. Sadece Turex değil, birçok turizmi stil için çok potansiyel sunuyor. Bunda da belgeleri arkadaşlar. Belgeleri var ya. Uluslararası belgeler var, Türk belgeler var, analistler var. bankaların, yabancı aracı kurumların tahmini var. Bunların hepsi bizim için çok değerli durumlar. Bir abone olmayı ve like atmayı kesin ama kesin unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dediğim gibi daha çok istediğiniz aralar da hepsini tetkik incelemeye çalışacağız. Çok değerli videolar ama her düşük hisse arkadaşlar bizim için güçlü değildir. Hepinize bol kazançlı yeni bir borsa haftası dilerim.